Evet arkadaşlar, bu dersimizde de 12. uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Hemen Start Drawing ile çift tıklayarak çalışmama başlıyorum. Hemen getirdim arkadaşlar. Şuradan getirdim, gridimi kapattım. Hemen çalışma ekranımın limitlerini güncelliyorum. Zoom Enter, All Enter yapıyorduk. Bu da Z Enter, Enter dedim. Tamam, çizime başlayabilirim. Ben getireyim arkadaşlar. Hemen 12. uygulama, basit bir uygulama. Hemen getirdim. Enter'a bastım. Şimdi bakın, çizime baktım. Hemen ben şunu biliyorum artık. Hemen merkezlerini belirleyeceğim. Yani 55'lik bir çizgi çizeceğim. Hemen Home'a bastım. İster buradan basarım, ister Enter derim. Getirdim arkadaşlar. Tıkladım. Hemen elimi yana çektim. 55 milimetreye Enter dedim. Bitirmek için ESC ya da Enter. C Enter dedim. Hemen getirdim. Merkeze tıkladım. Kaçmış arkadaşlar dıştakini, veya bir tanesini çizeceğiz zaten. İçtekini çizelim isterseniz. R16'ymış. Enter. Aynı komutu kullanmak için Enter. Tıkladım. Enter. Tamam. Şimdi buraya dikkat. Ben şuraları kuadrantla birleştireceğim. Bakın. Buraya dikkat. Hemen C Enter, pardon, L Enter diyorum. Bakın yakalamıyor. Neden yakalamıyor? Çünkü benim Snap komutlarımda kuadrantım kapalı. Hemen geliyorum, kuadrantımı açtım. Artık buraları yakaladı. Şurayı birleştirdim, enter dedim. Şurayı da birleştirdim. Ve çizimimi yaptım. Hemen terimleyelim arkadaşlar. TR enter enter. Buraları terimledim. Hemen terimledik. Şimdi dikkat. Bakın yukarıdaki daireleri kesinlikle çizmeye gerek yok. Hemen O enter diyorsunuz. Şimdi kaç milimetreymiş? Buraya dikkat edelim. 9 milimetreymiş. Hemen getirdim arkadaşlar. 9 enter dedim. Buraya dikkat edelim. Hemen bakın. Normalde tabi bu çizgileri arkadaşlar ileride birleştirmeyi de göreceğiz. Yani bunun polyline olarak algılanmasını sağlayacağız. Bir kere de tak diye ne yapabileceğiz? Offsetleyebileceğiz. Görüldüğü üzere arkadaşlar bunu da sildim. Çizimimi ne yapmış oldum? Tamamlamış oldum. Bizim için inanılmaz önemli. Çünkü çizim mantalitesini öğrenmemiz.